akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine ilişkin değerlendirmelerden bulunan Uğur Dündar, İspanyol nezdesinde ikinci dalganın meydana geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu. Veriler Dünya Sağlık Örgütü'nün zorunlu kıldığı ikinci değerlendirmeyi içermediğini, bütün gelişmiş ülkeler geriye dönük yeni bir düzenleme yaptıklarını ama Türkiye'deki sağlık ordusu gerçekten de gerek tesiste, gerekse ilk müdahalede ilaçların kullanımı ve değerlendirilmesinde hakikaten büyük başarı imza attıklarını, ölümlerin azalmış olması hiçbir zaman gevşemeye yol açmaması gerektiğini, çünkü pandemilerde ikinci bir dalga geldiğini belirtti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdil şu ifadeleri kullandı. Bakanlar Kurulu toplantısında bir karar alındığını ve Türkiye'de o karar gereği salgının sona erdiğini düşündüğünü, yani oldu da bitti maşallah bir durum olduğunu, Türkiye'de bir zatürre salgını olduğunu, kimsenin koronadan ölmediğini, pişmiş aşa su katmak istemediğini ama yarınki yazısında devletin bir resmi kurumunu şahit göstererek 23 bin açıklamaya muhtaç ölüm olduğunu yazacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastalıktan yakamızı kurtarabilmek için tedbirleri tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin haftalardır evden çıkmadıklarını biliyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize nasıl bir maliyeti olduğunu farkındayız. Fedakarlık yapmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 3 Nisan'dan beri 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki şehirler arası yolculuk yasaklanmıştı. 15 gün olan ilk yasak sonrası bir 15 gün daha uzatılmıştı. Yayınlanan genelgeye göre şehirler arası yolculuk yasağı 3 Mayıs'ta sona erecek. Ancak şehirler arası ulaşım yasağının yeniden uzatılması bekleniyor. Yasağın tamamen ortadan kalkacağı tarih olarak Mayıs ayının sonu gösteriliyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da koronavirüsü yayılmasını önlemede iyi işlerin yapıldığını ve iç turizmin Mayıs ayı sonu itibariyle başlayabileceğini belirtti. Rusya'da COVID-19 salgınında 24 saatte 6411 yeni vaka sayısı ile rekor kırıldı. Toplam vaka sayısı ise 93.558'e yükseldi. Bir günde 72 kişi yaşamını kaybetti. Toplam can kaybı 867'ye yükselmiş oldu. Almanya'da sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan koronavirüs, önlemlerde başlayan yumuşamayla yeniden yükselişe geçti. Bir süredir 0.9 olan üreme oranı, Robert Koch Enstitüsü verilerine göre yeniden 1'e yükseldi. Mart ayı başlarında virüsün üreme oranı 3 civarındaydı. Almanya, İtalya ve İspanya gibi olacağı korkusuyla hızlı hareket ederek özgürlükleri çok sıkı kısıtlayan bir dizi önlemler aldı. Virüsün üreme oranı bu önlemler sayesinde 7 Nisan'da 1.3'e, 16 Nisan'da ise 0.7'ye kadar geriledi. Üreme oranı bir hastanın virüsü kaç kişiye bulaştırdığını ve virüsün yayılma hızını gösteriyor. Virüsün kontrol altında tutabilmesi için üreme oranının 1'in altında olması gerekiyor. Profesör Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezi'ne yapılan işlemle yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan başka bir hastanın tedavisinde yararlandığını, plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini, 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay şöyle devam etti. Hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Hastamızın 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi de negatif çıkmıştı. Bundan sonra koronavirüsle ilgili problemi kalmadı. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı için uzun süre entübe oldu ve ventilatör cihazına bağlı kaldığı için kas güçsüzlüğü nedeniyle hastamızı birkaç gün belki bir hafta fizik tedavi vereceğiz. Fizik tedavinin ardından taburcu edeceğiz ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürdüğünü, Irak'ın kuzeyinde Hakkurt bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.